Beyler bayanlar selamlar. Bu sefer yeni bir oyuna değil, eski bir oyunun hem güncellemesiyle hem de çekilişleriyle ilgili bilgi vermek için geldim. Aynı zamanda Discord'u da bayağı güncelledik ama o bir sonraki videonun konusu. Neyse gelin şimdi hemen videomuza geçelim. Oyunumuzun adı arkadaşlar Kryptonit. Hatırlarsanız yıl başında bununla ilgili çekiliş yapmıştık. Şimdi tekrar çekilişleri olacak ve oyuna güncelleme geldi. Peki oyun nasıl gidiyor? Ne durumdayız? Arkadaşlar bana maalesef çok güzel yumurtalar çıkmadı. Hatta gelin şimdi birlikte açalım 106 101 106 ve 101 arasındaki fark kullandığım bu kazma çeşidine göre değişiyor. Ve 106 almamın diğer sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar bunun level atlamış olması. Rayleri topladığıma göre şimdi ankamınları toplayalım. 64 64 ve şansına kazma patladı. Kazma patladığı için maliyetim de artıyor. Birazdan zaten daha detaylı bir şekilde bakacağız. 64 geldik. Yine kazma patladı. Oo bu sefer kötü çıktı. 30 30 abi bu ne? Kazma, sürekli kazmalarım patladı. Evet bu tur büyük ihtimalle zararlı geçti. Peki kazma vesaire patlayınca bize ne kadar patlıyor arkadaşlar? kazma patladığında maalesef zararlı çıkıyorsunuz kamınlarda çünkü 37 bir kere buna harcıyorsunuz 18 buna bir tane hatta direkt alalım 3 tane pot veriyor yani ne demek oluyor potun tanesini 6'ya satın alıyorsunuz 37 de arkadaşlar kazma olduğuna göre 43 şunun maliyeti oluyor kamınların maliyeti 43 oluyor ama şunların maliyeti 49 oluyor arkadaşlar neden çünkü bunları bir potta besleyebiliyoruz hemen besleyip gönderelim hatta kazma da satın almam gerekecek işte neyse bu şekilde gönderdiğinde gördüğünüz gibi yani 49'un üstünde rare'lerde de 55'in üstünde çıkarttığınız sürece karlı oluyorsunuz ya common çıkarttıysanız maalesef evet ve kazma da patladığında sizi zarara uğratıyor uncommonlar hemen hemen kendi parasını kurtarıyor rare ve üstüne zaten sahipseniz kesin ve kesin kazanıyorsunuz hemen ben şimdi şunları bir şeye göndereyim bir yandan Kazmaya göndereyim arkadaşlar sizlerle birlikte. Ee, bunlar level atladığı için iyi pot kullanmama gerek yok. Ha diğer bir taktik güzel potlarınızı e, daha yüksek nadirlikteki yaratıklarınızda kullanırsanız onlar daha hızlı level atlasın. Level atlayınca biliyorsunuz daha fazla e, CTNT çıkartıyor size. Bu arada potlarım bitecek gibi tekrar pot almak zorundayım galiba ve evet bitti. Kaç tane alalım birazcık daha şuradan. Bir tane de kazma almam gerekecek gibi gözüküyor. Evet. Hatta almışken 3 tane kazma alayım. İyi kazmaları kesinlikle küçüklerde kullanmıyorum bu arada. Nadirliği iyi olan yaratıklarda arkadaşlar özellikle hızlı bir şekilde level atlatmaya çalışın. İyi potları onlarda kullanın. İyi kazmaları da onlarda kullanın. Örneğin iyi kazmanız var ve kamın mı var? Abi gidin bir shop'tan bir tane daha alın. Ona harcamayın. Elinde sonunda kazma kırılacak zaten. Giderseniz elinizde biriken kazmaları kötülerde kullanırsanız. Peki, oyuna gelen diğer güncelleme ne? Hadi biraz da bir kumar deneyelim. Ne kadar var elimde? 688 var diyelim. Ne kadar harcayacak? O 16 harcadı. Bakalım dayayacak mı? %99 dayamayacak. abi Kaç dedik? <laughs> 88 vardı 16 harcadı 16'ya bir tane pot aldım ki 16'ya aslında 3 tane alabilirdim hadi bir tane daha deneyelim belki yumurta çıkıp hmm. sanmıyorum ama sanmıyorum ama eee abi peki zarar abi 3 3 diyoruz ve geçiyoruz Evet, dinamit çıkarttım. Peki. <laughs> Dinameti nasıl kullanabiliyoruz? Peki bu yeni eşyalar ne işe yarıyor? Bir tanesi ekstradan çıkarttığınız TNT miktarını arttırıyor, diğeri de süresini kısaltıyor. Yani bunları da spinden elde edebiliyorsunuz ama hali hazırda başlattığım için şu anda kullanamıyorum onu. Maalesef 8 saat sonra belki akşam yapacağımız canlı yayın çekilişinde yapabiliriz ki konuyu oraya bağlayalım. Çekilişler, çekilişler, çekilişler. Oyuna illa para harcamak zorunda değilsiniz. Yani oyunun gidişatı ne? Bir yandan onu göstereyim. Şurayı görüp böyle <laughs> gözünüzde korkabilir. Ama burası tamamen asatçıların yeri. Neden? Ayın 17'sinde başladı arkadaşlar oyun. şu civarlarda, şuralarda bir yerde başladı. Daha sonrasında öncesinde alıp Nars yüksekten sattı, karnı bıraktı şurası normal bir şekilde oyunun devamı yani Oracle sistemi var evet Oracle olduğu için bu saatten sonra girmenizi önerir miyim eh yani ne diyeceğimi biliyorsunuz yapmanız gereken şey arkadaşlar çekilişe gelin ya da çok kumar oynamak istiyorsanız alın bir tane yumurtayla şanssız deneyin. belki Legendary Epic vesaire çıkartırsınız Oracle Oracle olmasını hiçbir şekilde umursamazsınız bu sayede ama yumurtalardan çıkma oranı güzel değil onu net size belirteyim peki oyuna bedava nasıl girebilirsiniz? Birincisi kendi yaptıkları bir Gleam'daki etkinlik çekiliş var. Buradan yapmanız gerekenleri biliyorsunuz tek tek söylemeyeceğim zaten işte follow, retweet, ıvır zıvır. Burayı bir doldurun arkadaşlar. Linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Oradan doldurabilirsiniz. Diğer çekilişi ise işte, mutlaka Discord'larına girin ve sol tarafta giveaways kısmını göreceksiniz. Buradaki çekilişlere katılın sürekli common, rare, vesaire vesaire ee, bir şeyler paylaşıyorlar. Aynı zamanda takımla anlaştığım için arkadaşlar yumurta verdiler ve bu yumurtayı da çekilişe bugün saat akşam kaçtı diyelim 8'de diyelim duyursun da geçeceğim birazdan. Ee, Twitch üzerinden yapacağımız bir videolu yayında bu yumurtayı vereceğim. Abi, gelirse bedava'dan para kazanırsınız arkadaşlar. Benim akşam düzenleyeceğim çekilişe katılmak için siz arkadaşlar yapmanız, yapmanız gereken iki tane şey var. Birincisi Twitch'i takip etmek çünkü Twitch'ten düzenliyorum. İkincisi de Discord'a katılmak. Discord'a katılmak için hemen buradan gelip katılabilirsiniz. Discord ilgili de çok büyük değişiklikler yaptık. Gelip kendiniz de görebilirsiniz. Ya da bir sonraki videoda sizlere neler yapacağımızı bundan sonra Discord'da nasıl işleyeceğimizi. Tüm projelerin public açık bir şekilde paylaşıldığı yeni bir platform olacak. Çok daha güzel olacak. Neyse. O bir sonraki videonun konusu dediğim gibi sonraki videoda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.